özellikle evet. davet evet. usluğu ile alakalı, evet. tebliğ dili evet. ile alakalı çok önemli şeyler var. Evet. Çünkü bu konuda çok ciddi problemlerimiz var bu çağın evet. insanları evet. olarak da bazen hakikate zulmediyoruz. Evet. Aslında evet. konuştuğum şey hakikat. Ama uslup, uslup. usul... doğru değil. Usulde problem var. Zaman doğru değil. Evet. Yani her hakikat her, her an söylenmiyor. Evet. Bunun da evet. bir evet. yeri var, zamanı var. Evet. Müktezai hal mesela muhataba evet. göre evet. söz söyleme, doğru evet. zam sözü doğru, doğru zamanda, zamanda doğru, doğru, doğru mekanda söyleme bütün evet. hepsi bunlar aslında o davetin, tebliğin temel usulleri. Evet. bunlar gözden kaçtığı zaman siz doğruyu söylüyorsunuz. Mesela bazen bazı kardeşlerimiz onu söylüyorlar Hı. ya. Söylediğim şeyde hata yok ki ben Kur'an'dan bir ayet söylüyorum diyor. Tamam evet. doğru. Evet. Sen gerçekten hakikati söylüyorsun evet. ama o hakikatin şu anda yeri ve zamanı mı? Evet. Muhataplar seni o evet. sözlüğünü anlayabilecek evet. düzeyde mi? Evet. Ayşe anamızın çok güzel bir sözü var. O söz de aslında davet uslubuyla alakalı. Evet. Hep hatırımızda olması gerekir. Diyor ki eğer Kur'an'daki bazı ayetler kendi sırasında değil de başlangıçta inseydi. Yani Medine'de değil de Mekke'de, Mekke'de. inseydi. Mekke'nin son dönemlerinde evet. değil de. Başlangıçta inseydi Allah Resulü'nün karşısındaki muhatapların çoğu inkarı seçerlerdi. Evet. Ama Allah onları evet. tedricen evet. kademe kademe evet. belli bir seviye doğru taşıdı. İniş sırasında bile bize bir ders. Tabii oldu. ondan evet. sonra verdi mesajı. Evet. Evet. E Şimdi biz tamam Kur'an elimizde hakikati de biliyoruz ama bir de bir vaka var. Evet. Karşımızda evet. bir muhatap kitlesi evet. var. Evet. Şimdi o muhatap kitlesini tanımadığınız zaman... Siz birkaç sene önce 20 sene önce 50 sene önceki usulle uslupla hmm. bu gençlere, bu muhataplara hmm. hitap ettiğiniz zaman olmuyor. Hmm. Aşağı yukarı ikimiz aynı kuşaktanız evet. mesela. Aynı yaş dönemindeyiz. Evet. Mesela biz çocukken babalarımız, annelerimiz bize nasıl namaz kılınacağını anlattılar ve bize yetti. Evet. Çünkü o zaman bizim başka bir şeye evet, şimdi ihtiyacımız yoktu. Ya. Şimdi nasıl anlatmanız Ters tepiyor hatta. Evet, evet. Eğer nedeni, niçini Hiç, anlatmazsanız evet. nasılın faydası yok. Evet, yani evet. bir çocuğa bugün niçin namaz kılmalısın evladım? Neden? Evet. Allah evet. bizden namaz i̇stiyor. gibi bir nimeti, bir ibadeti evet. istiyor. Ya da oruç işte evet. şu anda içinde bulunduğumuz. Bunun hikmetlerini anlatmadığınız zaman işte oruç şöyle tutulur dediğiniz zaman yetmiyor. Evet. Çünkü şu andaki muhatap kitle çok değişti çok farklılaştı. Evet, evet. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Yemen'e Halit bin Velid'i gönderiyor önce. Hmm. Ve diyor ki işte git orada falanca filanca evet. yerde bir tebliğ faaliyeti yap. Halit bin Velid bir müddet sonra bir mektup yazıyor efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a. Ya Resulallah diyor bunların Müslüman olacağı falan hmm. yok. Dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar diyor. Efendimiz diyor ki sabret diyor. Sana Ali'yi gönderiyorum. Ali ile hmm. beraber bu işi Anladın, yapın. Evet. Hazreti Ali gidiyor. Bir müddet sonra Hazreti Ali Ya Resulallah Kabilenin kavmin neredeyse hepsi Müslüman oldu evet. diyorlar. Sonra ikisi beraber gelince Halid bin Velid peygamberimize diyor ki Ya Resulallah aynı şeyleri söyledi. <laughs> Ali ne diyorsa ben, ben de aynısını anlattım. söyledim. Ama Ali'nin sözü tesir etti diyor. Evet. İşte orada Ali Selatü Vesselam Efendimiz çok Hı. önemli bir şeye dikkat çekiyor. Hakikat doğru Hı. söz doğru üslupla, evet. muhatabın anlayabileceği şekilde, evet. onu evet. çok iyi tanıyarak söylendiği evet. zaman Nahl suresinin 125. ayetinde evet. anlamını bulan hikmet ve güzel evet. E, evet. öğütle evet. yani evet. mev'izetil hasene evet. Evet. güzel öğütle bu evet. ikisi olacak. Evet. Öncesinde İkisini ama içerecek. hikmet olacak. Evet. Sonrasında diyor onlarla güzel bir biçimde Mücadele et evet. mücadele olacak günahla fıskla evet. mücadele olmaz mı mücadele evet, olacak ama gidip yani adamın böyle kusurunu aybını yüzüne vurup bütün Hı. insani bağları kopararak iletişime ait her şeyi devre dışı Hı. bırakarak yapılacak bir tebliğde, tebliğde elbette Hı. ki fayda olmayacak dolayısıyla orada bir şey oluşmalı. Bir şey daha söyleyeyim misiniz? hocam. Elbette. Elbet Mesela hocam. dedim ya biz aynı kuşaktanız. Evet. Bizim kuşakta şöyle bir şey vardı Metin hocam. Özellikle 80'li 90'lı yıllarda biliyorsunuz inanılmaz derecede Türkçe ye, Türkiye tercüm tercüme evet geldi. Evet. Mısır'dan, Pakistan'dan, evet. İran'dan. E biz de gençlik yıllarımızda onları çokça evet. okuduk. Onları okuyan arkadaşların bir kısmında da ne yazık ki o sözlerin zeminini tam anlamıyla oturtmamaktan evet. kaynaklanan arızalar oluştu. Evet. Evet. O kuşağın büyük bir kısmının aileleriyle problemleri hmm. oldu. Mesela söz zemininde anlaşılmadı anlaşılmadığı için Anlaşılmadığı için mesela Mısır'da işte yazılmış bir kitap o gün hmm. orada belli evet. şartlara göre evet. o şartları dikkate hmm. almadan o sözü bir... al getir buraya koy. Hmm. Babasını, annesini, akrabalarını hmm. tekvir edecek bir evet. noktaya gelir. Evet. Yani mesela bizim çocukluk arkadaşlarımızın, gençlik arkadaşlarımızın büyük bir kısmında bunları yaşadık evet. ne yazık ki. Evet. Neden? Çünkü oradaki karşıdaki muhatapla aynı olduğu zannedilerek ya da o günkü o şartları bu şartlara bağlamamaktan kaynaklanan şeylerle oluştu. Evet. Evet. Ama burada Hz. İbrahim'in müşrik olan putlara tapan evet. babasıyla işte biraz evet. sonra konuşacağız. Babacığım ifadesi evet. bile zaten taşları evet. eritiyor. Mesela bir baba olarak evladınızın evet. yanınıza geldi evet. gelince size söylediği böyle saygı, muhabbet, sevgi evet. dolu bir hitabını duyduğunuz zaman evet. erimiyor musunuz? E şimdi oradan alın siz onu bütün muhataplara oluştur evet. yay, yayın. Evet. Şu anda mesela bizim ciddi ciddi sorgulamamız gerekir yani gerçekten bu memlekette de tebliğ ve tebliğ tebliğle, davetle, irşatla uğraşan insanların son 20 senedir bu memleketin din ve dindarlıkla arasındaki bağının şu anda ne düzeyde olduğuna dair yani ciddi bir biçimde hem sahayı araştırmaları yaparak hem de etrafımızda biri bir insanlarla bu manada bazı şeyleri konuşarak bunları ciddi masaya yatırmamız lazım. E, sorgulayın, inanın ki bunların altında birçok problem var. Evet. evet, ama bu problemlerden bir tanesinin de tebliğ ve davet evet. yaptığını iddia eden insanların ustup problemlerinden evet. kaynaklanıyor. Biz içerikten ibaret zannediyoruz. Zann şimdi. Evet, sadece öyle görüyoruz. Ama evet. öyle değil. Yani evet. şu anda bir e, realite var önümüzde evet. ve gerçekten insanımızın dinle dindarlıkla dini değerlerle e, münasebetinde ciddi bir mesafe açılması var ve bunun nedenlerini konuşmamız gerekmiyor mu? Neden böyle? Evet. Yani şu anda dindarların ailelerinin çocuklarında inanç problemleri var. Yani bunlar ciddi ciddi ele alınması gerekir. Evet. Buradan bir şey de söylemek istiyorum. Yani ben haftada en az 2-3 tane böyle delikanlıyla konuşuyorum. Evet. Onları anlamaya evet. çalışıyorum. Evet. Yani Allah oturtuyorum karşıma. Evet. Neden bir probleminiz oluştu ki deizme kaydınız? Evet. Farklı bir inanç like düzlemine kaydınız ya da evet. yani bir dinle aranızda mesafe oluştu. Yani nedir evet. problem nedir diye soruyorum. İnanın ki o kadar ilginç cevaplar geliyor evet. ki gençlerde ve ben o gençlere bir suç bulamıyorum. Kabahat onlarda, kabahat değil, hocam? onlarda değil yani kabahat evet. gerçekten onları yetiştirme iddiasında olan anne ve babalarda, hocalarda, vakıflarda, derneklerde, evet. cemaatlerde evet. ve devlette, evet. okulda da, mektepte evet. de yani bu evet. tek taraflı bir suçluyu evet. ilan edip ona atıp geri mi, geri kalanını evet. teskiye evet. etmekle de kurtaramayız. Ortada gerçekten büyük bir yangın var evet. ve bu yangının tek bir sorumlusu yok. E, Hz. Musa'yı Firavun'a gönderirken evet. Cenab-ı Hak قَوْلِ evet. Söyle ona diyor. Evet. Yani yumuşak bir sözle evet. söyle diyor. Evet. Yani yıllar sonra işte Abbasi evet. döneminde dönemin halifesine bir alim çıkıyor huzuruna evet. da epey bir sert bir şeyler söylüyor. Evet. O halife diyor ki yavaş ol ya ne sen Musa'sın ne ben Firavun'um. <laughs> Yavaş ol yani söyleyeceksen de biraz söyle. daha evet. uslubuna uygun bir biçimde söyle diyerek uyarıda bulunuyor. Evet. E Şimdi bazen biz de sanki karşımızda Firavun varmış gibi konuşuyoruz. Evet. Yani karşımızda Nemrut varmış gibi konuşuyoruz evet. ki Hazreti İbrahim'in Nemrut'la nasıl konuştuğu da ortada yani. Evet. Yani o uslub çok önemli. Hele bunu tebliğ etmek, davet etme noktasındaysa çok çok daha önemli. Evet. Orada o hakikatin şanına uygun bir biçimde bir uslub ve onun en başlangıcı evet. uslumunda hitaptır. Evet. Yani karşınızdaki insana bir cümleyle söze evet. başlayacaksınız. Evet. Kimse evet. babaysa, evet. anneyse, arkadaşsa, dostsa, evet. düşmansa o evet. ilk cümle aslında evet. sözün perdesini evet. kaldırıyor. Evet. Evet. O ilk cümleyle beraber kalpten kalbe bir yol, bir evet. köprü kuruluyor. Evet. Onun için çok ciddi bir biçimde seçmek durumdasınız o hitap cümlesini. Evet. Öyle çalışmalar var biliyorsunuz evet. evet. Kur'an-ı Kerim'deki hitaplarla evet. alakalı. Evet. Hazreti evet. Peygamber mesela bütün özellikle sahabi efendilerimizle evet. konuşunca ben geçen bir merak ettim. Dedim ki ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz acaba arkadaşlarına sahabe evet. diyor ya evet. bunlara nasıl hitaplarda bulunuyor hmm. bir Bakalım Nasıl yani, anını, yani mesela hiç siz benim talebelerimsiniz demiş midir? Yok. Merak Yok. ettim yani. Evet. Peygamber aleyhissalatü muallim. Evet. Yani bir evet. hocanın karşısındakine evet. talebe demesi de güzel bir şey. Evet. Ama demiyor. Demiyor değil mi? Arkadaş. Arkadaş diyor. Ar evet. Yani bu çok önemli bir şey. Bugün bize de bir evet. mesaj. Yani az evet. bir şey mesela biraz. Mevki makam kazandığımız evet. zaman ya da işte insanların nezdinde itibar elde ettiğimiz zaman bir bakıyorsunuz hitaplarımız da değişiyor evet. etrafımızdaki insanlara. Evet. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ta Medine'nin köylerinden gelen ya da Hicaz'ın badiyelerinden bedevi olarak gelene de sahabim diyor, arkadaşım evet. diyor. Yanın başında yıllarca kendisiyle beraber aynı davada yer almış insanlara da arkadaşım evet. diyor. Ne bir haşa kul, köle ta, talebe ya da bir tahkir edecek bir şey evet. ya da biraz kendi makamını büyütecek bir şey. Evet. Mesela gelip birisinin yanında ya hayrel beriye diyor. Ey evet. yaratılmışların en hası en hayırlısı evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor sus diyor o İbrahim'dir diyor yani. şimdi İbrahim evet. Aleyhisselam'ı evet. konuşacağız ya, o evet. İbrahim'dir diyor evet. eğer hayrel beriye diyeceksek onu en güzel o cümle evet. İbrahim Aleyhisselam'a yakışır. yakışır bu nasıl bir yani. mütevaziliktir nasıl bir evet. tevazudur yani evet. gerçekten insanın aklı duruyor evet. yani sahaben niçin ölümüne sevdi peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı evet. niye ...saatlerce yanında oturdular. Ya, evet. Kalkmak istemediler ki... ...ayetler indi kalkın gidin dedi <laughs> evet, ya. <laughs> kalkın yani o... ...o uyarıyı Kur'an yapmak... ...durumunda kalıyor. Evet. Ama sahabeyi mesela siz sevmediğiniz bir insan... ...yanında oturabilir misiniz? Mesela birinin evet. yanında bir şey evet. aldığınız zaman... ...o meclisten kalkmak istemezsiniz. Evet. Evet. Yani sahabenin o... ...iştiyakı, o arzusu... Evet. ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...onlara yansıttığı o güzellikte belli. Biz mecburen tebliğle mükellefiz. Ancak gözden kaçırdığımız bir şey var. Mesela ben görüyorum işte bir ortada problem var. Sıkıntılar yaşayan bir kardeşimiz var. Gidiyorum ona selam aleyküm aleyküm selam ben seni şu noktalarda uyarmaya geldim. Ya da sana İslam'ın şu noktalarda bazı sözlerini aktarmaya geldim. Böyle bir tebliğ yok öyle bir şey yok hmm. yani Biz siz insani oluyor. bağ kurmadan hmm. İslami bağ kuramazsınız hmm. nasıl? nasıl size geliyor. güven duyacak yani evet. bazen evet o tarz evet. şeyler olabilir yani Allah evet. birine hidayet murad etmişse evet. birini vesile kılar bir anda yolu biriyle rastgele gelebilir İşte bir şey duyduğu bir ezanla işittiği bir ayetle olabilir bunlar ama genel itibariyle tebliğ dediğiniz şeyde bu insani bağ olması Soğuk gerekir. Soğuk ve resmi bir şey değil. Değil. Onun için bütün peygamberler kendi kavimlerinin içerisine çıktılar. Mesela oradan çıkıp bir yere gitmedi. Evet. Orada çı çıktı doğdu orada. Orada çocukluğu geçti, gençliği orada geçti ve birkaç istisna da olsa genel itibariyle 40 yaşına varınca yani evet. ruhi olgunluk yaşına varınca da kavimlerinin karşısına geçtiler. Ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim dediler. Evet. Ne oldu? Bir 40 yıllık hayat var evet. önlerinde, içlerinde. Evet. E Şimdi biz mesela bu manada bu noktayı kaçırdığımız zaman karşı taraftaki insana sözümüzü anlatabilmemiz evet. mümkün değil. Biliyorsunuz peygamberlerin evet. ortak sıfatları var. işte onlardan evet. bir tanesi ve en başta evet. hep o yazılır. Sıdk. Sıdk. Evet. Ondan sonra emanet, ondan evet. sonra evet. fetanet, ondan evet. sonra ismet, evet. ondan sonra tebliğ. Evet. Onlar arkadan gelir ama evet. en Sıdk başa başta önce o bir sıddıktır. Yani sözü evet. doğrudur. Evet. Özünü, sözü tasdikler. Evet. Şimdi ilk yıllar nübüvvetin Darun Nedve'de konuşuluyor. İslam daveti Mekke'de yayılmaya başlanmış. Ne yapalım kısalım huzursuz diyorlar. Tabi huzursuz olmuşlar. Sesi kısmak istiyorlar. Peygamberimizin itibarını sarsmak istiyorlar. Hı. Herkes görüş beyan ediyor. Bir şeyler söylüyor. O ana kadar konuşmamış olan Nadir İbni Haris aya kalkıyor. Diyor ki ya dakikalardır konuşuyorsunuz ama boş konuşuyorsunuz. Şimdi siz diyorsunuz ki bu yalancıdır. Duydunuz mu 40 senedir onun bir yalanını? Hayır. Kim inanır? Şair diyorsunuz, güzel Söyledim. etkileyici sözler Hı. söylüyor. Bir şiirine rastladınız mı? Hayır. Kahin diyorsunuz, kehanetine rastladınız mı? Hayır. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Hı. Aciz kalıyorlar. Hı. Peki diyorlar ne diyelim ki insanları ondan koparalım? Hı. E şunu diyelim, diyelim ki o kadar sihirli cümleler söylüyor ki, o cümleler kişiyi anasından, babasından, Hı. akrabalarından koparıyor. O noktada Hı. ve hakikati söylemek zorunda kalıyorlar. Hı. Yani gerçekten bugün dönüp kendimize soralım. Biz tebliğ ve davet misyonunu taşımak zorundayız dedik ya. Hı. Gerçekten toplumda böyle bizim adımızdan bahsedildiği zaman evet ya o söylemişse doğrudur denilen kaç tane insan var? Gerçekten evet. çok o manada sıkıntımız var. Yani o evet. sıdk kavramı bütün tebliğ erleri evet. için o işle vazifedar olan insanlar için doğru evet. bir şey. Bir de yani son dönemlerde de biliyorsunuz çokça farklı meselelerde evet. de tartışılıyor. İşte hedef tamam ulvi bir hedef. Biz o gayeye o hedefe ulaşalım da nasıl ulaşırsa, ulaşarsak ulaşalım. Kim dedi böyle bir şey? Evet. Yani meşru bir davaysa eğer. Hedef de meşru olur, evet. kullanılan vasıtalar da meşru, meşru olur. olur. Kimse bizi bu noktada kandırmasın, evet. bize başka şeyler de söylemesin. İslam ona müsaade etmez çünkü örneğimiz ortada. Evet. Kur'an bize ona, ona örnek veriyor mu? Bize bir tanesi ayetlerden evet. örnek versin, kabul edelim. Her seferinde inan ki hatırlayınca hayret ederim. Evet. Bedir'e Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelip konakladığı zaman Hüseyfetül Yemani ile evet. babası Huseyl İbni Cabir evet. yetişemiyorlar. Evet. Arka yoldan gelirken Mekke müşrikleri bunları yakalıyor. Evet. Nereye gidiyorsunuz diyorlar. Onlar da işte söylemek istemiyorlar Peygamber'e. Evet. Biz Medine'li tüccarlarız falan diyorlar. Söz verin diyor bize. Gidip Muhammed'e kavuşmayacaksınız. Onun evet. ordusunun içerisinde yer almayacaksınız. Söz verin sizi salıverelim. Evet. Söz diyorlar bizi bırakırsanız biz Medine'ye dön geri döneceğiz. Söz verdikleri için salı veriliyorlar. Arka bir yoldan peygamberimize gelip kavuşuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o anda çadırında dua dua yakarıyor. Bir asker bile çok önemli. Çünkü 313, 953 kat iki tane at var karşıda. Diğer tarafta 200 tane at var. Yani evet. o savaş... Kaybedilse ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz duasıdır. Evet. Allah'ım sen eğer helak edersen şu bir avuç iman ehlini yeryüzünde sana ibadet evet. edecek kimse, kimse kalmayacak. kalmayacak diyor. Evet. Allah Resulü ne intikal ediyor bu hadise? Evet. Huzeyfetül yemani anlatıyor. Ne diyor biliyor musunuz Metin Hocam Allah evet. Resulü sallallahu aleyhi ve Vesselam? Çabuk diyor Medine'ye geri dönün. Evet. Biz her şart ve durumda düşman evet. bile olsa verilen sözü tutmakla evet. emrolunduk. Evet. Evet. Ya bu var ortada. Yani böyle bir örneklik evet. ortada dururken evet. biz başka şeylere nasıl tevessül edebiliriz? Evet. Yani nedir? Efendim başarı elde edeceğiz, bir yerleri kapacağız, evet. şöyle evet. olacak, böyle olacak. Onun için her şeyi meşru hizmet edeceğiz onunla Ona mesela. hizmet edeceğiz. Evet. Kim dedi bunu ya? Kim evet. dedi? Yani bu dinin sahibinin evet. böyle bir evet. izni yok. Bu dinin muallimi Peygamber evet. sallallahu Aleyhi ve Sellem bunun izni yok. Evet. E siz o izni nereden aldınız? O izni nereden evet. aldıysanız o iznin bizim için bir geçerliliği yok ve Müslüman evet. asla böyle şeylere tevessül edemez. Evet. Çünkü Müslümanın hedefinde iktidar, güç, bir evet. şeyleri elde etme evet. diye bir şey yoktur ki Allah evet. rızası vardır. Evet. Nübüvvetin temel mesajı ve her şey onun için, yani. Değil. Her şey onun içindir yani. Evet. Onun için biz başarıya odaklanarak bir şey yapamayız. Evet. Eğer kalkar öyle yaparsak bizim başka bir ideoloji mensubundan ne farkımız kalır? Evet. Peygamberlerin özellikle bu tebliğ ile alakalı davetle alakalı evet. ayetlerini bir ara bir tebliğ çalışması yaparken alt alta koyup okudum. Maşallah. Oradan da bir şeyler çıkardım. Evet. Genel itibariyle söylenenler aslında bütün peygamberlerde uslup ve e, muhteva birlikteliği evet. olduğu için a, yakalayabiliyorsunuz. Peygamberimize evet. de aynı şey var. Evet. Şöyle özetleyebiliriz yani Buyurun inan hocam. ki inandırabilesin. Hmm. En başta inanmakla alakalı bir şey var. Evet. Yani insan mesela çok güzel söz söyleyebilirsiniz, diliniz iyi, evet. laf yapabilir, hitabetiniz evet. güçlüdür. Evet. Ama muhatap o sözlerinizle birlikte gözlerinize de bakıyor. Evet. Yani gözleriniz. Evet. Sözlerinizi evet. onaylıyor mu? Kalbin aynası olan gözler. A e, tabii aynası çünkü o yansıtıyor <laughs> yani. E şimdi onun için inan ki inandırabilesin. Ama onun hemen arkasından gelecek cümle yaşa ki yaşatabilesin. Evet. Çünkü bir bütünlük gerekir. Hayatla eylem arasında işte sözle eylem arasında bir bütünlük lazım. Bir örnek söyleyebilir misiniz mesela haşa? Peygamber aleyhissalatü Vesselam için de söylediğini yapmayacak yani böyle bir evet. şey yok. Mesela hep sağdan başlayın dedi, tavsiye evet. etti. Onlarca örnek görüyorsunuz mesela sağında bir çocuk bile oturduğu zaman es geçmiyor onu Peygamberimiz, evet. demiyor evet. bu çocuktur. Evet. Dönüp mesela yanındakine soruyor ki İbn Abbas'a Abdullah İbnü Zübeyri e evet. örnekleri evet. var hadis evet. kitaplarında. Sıra senin ama ister misin büyüklerden başlayalım? Evet. Onlar da diyorlar ki yok. Evet. Böyle bir fırsatı kaçırma kaçırmayalım. <laughs> yani. Ya Resulallah senin mübarek dudaklarının değdiği şeyi niye vereyim diyor. Bir evet. çocuk ama Allah Resulü evet. ona ikram ediyor. Yani evet. şimdi o çocuk Allah Resulü'nden işe sağdan başlayın diye sözü duysa. Sonra o mecliste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu geçse yanındaki büyükle başlasa. O Çelişkiyi duyduğu zaman söze itibar eder mi? Asla bunu kesmeyeceğiz ısrarla. Çünkü ne zaman hayrın ortaya çıkacağını Hangi kimse elden? bilmez. Ama biz ne yapıyoruz? Hayrın arkasındayız. Hmm. Bir ömür gayret ettik. Mücadele ettik, hmm. ettik sorumluluğumuzu yerine getirdik. E, olmasa ne yapalım? Eğer insanın elinde olsaydı herhalde aleyhissalatü vesselam efendimiz Yeryüzünde en fazla hidayete taşınmak evet. için gayret ettiği amcası Ebu talip yeah, yeah, Olmadı evet. ama Efendimiz ne yaptı? Sonuna kadar son vefat ederken bile Ebu Talip yeah. başucunda değil yeah. miydi? Yeah. Orada bile yeah. aman yeah. amca ne olur söyle. Söyle yeah. ki yarın Allah yeah. katında senin için şefaatçi olayım. <laughs> o cümleyi defaatle tekrar etti orada. Onun için yeah. bu işin sonu yok. Hele hele şöyle bir cümle asla tebliğ ve davetle uğraşanların ağızlarını almayacakları cümledir. Falancadan adam çıkmaz. Böyle bir şey yok. Kapıyı kapatamazsın, mührü basamazsın. Kalpler bizim elimizde bizim değil. Bizim elimizde değil. Bugün adam olmayabilir, bugün adamlığa yakışmayan işler de yapabilir. Bugün adamlığa aykırı durumları, sözleri de olabilir. Ama sen ona ısrarla, tekrarla Öncelikle temsiliyet adına güzel bir numune ortaya koyar. Arkasından da burada söylendiği gibi usulüne, uslubuna uygun bir biçimde tebliğine devam edersen, eğer o hidayet hak edecekse Allah, Allah bir anda dedi. ol der, kalpleri evirir, çevirir. Bir sabah namazının ezanı, bir evet. Müslümanın güzel bir davranışı, evet. sokakta gördüğü Hatta bir hiç şey. Hiç ummadığım bir yerden. Hiç ummadığım bir yerden bir gelir olur olur. Hem de bu o kadar güzel olur ki sen bile ben bile hayret ederiz. Evet. Onun için bizim için asıl olan burada o ısrar ve tekrara devam etmektir. Evet.